de ilk yarıda 2-0'lık üstünlük Galatasaray adına soyunma odasına Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle önde gidiyor. Sarı kırmızılı takım 2 gol Kerem'den, 2 asiste Muhammed Mustafa'dan. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk yarının tamamını force eden bir Galatasaray gördük. Çok tempolu, çok dinamik, çok arzulu. Seyirci desteğinin de arkasına alan etkili bir futbol ortaya koydu. Oyuna başlayan kadrodan iki ismi Güven ve Kenan'ı yanılmıyorsam 37. Dakikada, dakikada kenara aldı. Önder Karaveli ve Larin'le ile oyuna dahil etti. İlk yarıda hesapları tutan herhalde Domenek Torrent oldu. şey yüzde doğru yani. İki yarıda Galatasaray çok az hatayla oynadı. Beşiktaş da çok hatayla oynadı. Söyleyeyim. Bir, bence ilk yarının sahanın oyuncusu Mustafa. Müthiş işler yaptı. Kenan'a da çok güzel, şey, Kerem'e de çok güzel iki gol attırdı. Evet. Yani Kerem'e yalnız vurmak kaldı, öyle söyleyelim. Fegoli yine direksiyonu aldığı zaman Galatasaray kımıldıyor. Ters topları sokuyor oyuna. Yani Feguli varsa Galatasaray çok şeyini hallediyor sahada onu söyleyeyim. Çünkü diğer orta saha oyuncuları baya düz oyuncular. Feguli her tarafa oynayan bir oyuncu. Öyle olunca da zaten iyi pozisyonlar yakalıyorlar. Feguli çünkü topun nereden başlayacağını, nereden gideceğini falan çok oyun iyi bilgisi bir çok oyuncu. güçlü seviyesi. Diğer ikisi de koşunca orta sahada Feguli daha rahat ediyor. Fegül'ü varsa ben teknik adam olsam Fegül'ü oynatırım. Ya yani oynayabildiği kadar oynatırım hadi. Diyelim ki gücü yetmedi alırım ama Tabii. önce oynatırım sonra alırım. Onu söyleyeyim. Hocam şimdi az önce e, yansıyan rakamlara bakıyorum. Bir tane isabetli şutu var Beşiktaş'ın ilk yarıda. Galatasaray 5'i isabetli 7 şut çıkartmış. 4'te engellenen şutu var. Zaten rakip kalede de 2 golü var. Yani şimdi... e, Beşiktaş adına Şimdi, Beklenmedik derecede etkisiz bir ilk performans. Güven'i konuştuk. Maçtan evvel konuştuk. Dedi ki işte Güven imzalayayım mı imzalamayayım mı? İşte menajerim konuşacak filan Kardeşim sen şu anda Beşiktaş'ın Sandrforu değilsin. Aynen bu cümleleri söyledik. Sen çık oyna. Zaten sen de Beşiktaş mukavemeti Ben de büyük takım oyuncusuyum da. tavuk musun balık mısın? Şu anda ilk 45 dakika gözüktü ki zaten hocan seni oyundan aldı. Sen Beşiktaş'ın oyuncusu değilsin şu anda. Onu sana söyleyeyim hiç öyle hava yapıp. Ha yedek kalırsın. Beşiktaş sıkıştığı zaman sana oyunu alır. Şu anda değilsin evet. öyle gözüküyor. Ama kabiliyetim var. Yani bizim bizim şeyimiz daha hala bir şey olmadan hava yapıyorlar. Ona sinirleniyorum. Yani işte ben imzalarım imzalamam. O zaman çık Anadolu'ya biraz oyna. Öyle gel derler adama. Şu anda o gözüküyor. Bak Nitekim, üçüncülükten gelen. Önürü, antrenörü şans verdi. 35'te falan aldı. Tabii. Çünkü ikisini de aldı. Kim aldı? Metehan aldı. Forma giyilen evet. alt liglerden gelip Evet. E, her yerde aynı istikrarlı oyunu sürdürüp skor üreten, asist yapan Kerem Aktürkoğlu oluyor sonra. Kerem işte çıtır çıtır oynuyor. Evet. O antrenörde de oynadı. Bu antrenörde de oynuyor, oynuyor. Yani adamın kabiliyeti var. Çünkü o her istikrarını şeyi koruyor. Bitti. Onun için de her şey demeye hakkı var. Senin yok. Sen daha değil yani. Bugün Kerem Galatasaray'ın forveti. Evet. Rahatlıkla Kerem Galatasaray'ın forvetidir diyorsun artık. Ve artık yurt dışında da herkes evet. alıcı gözle bakıyor Kerem'e. Mustafa'yı bile yedek bekletiyorsun. Kerem'i bekletemiyorsun. Doğru. O oynuyor. Doğru. Onu mecbursun oynatmaya. Yani hani bir şey var ya hak eden formayı o bir evet. şekilde alır. Alırsın abi. Forma verilmez hocam. Forma alınır. Doğru hocam. Pas verilmez. Pas alınır. Diyorlar ki niye pas vermedin? Çıkın biraz. Çıkın dört tane adam çıksın ben birine vereyim. Çıkmasa bir ara Galatasaray yapamadı. Bir ara bir on dakika filan çıkmadılar ortaya. Yani Galatasaray'ın o iki çok koşan orta sahası iyi top atamıyorlar. Fegoli gibi top yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Ama hocam bugün orta sahada bir üstünlük kurdu net bir şekilde. Kurdular, koşuyorlar. Çok Beşiktaş'ta çok etkisiz giri, kaldı. Çok, çok enteresan. Çok kaldı Beşiktaş. Yani Beşiktaş bugün ne orta sahada var ne forvet ilk yarıda. Böyle yani üçü yerse Beşiktaş'ın Allah muhafaza ederiz. Üçü yerse. Onu söyleyeyim. Üçü yerse dağılırlar. Şimdi mutlaka bir reaksiyon göstermesi gerekecek Kesinlikle. 15 dakikada, i̇lk 15 dakikada. 15 dakika. reaksiyon göstereceksin. Bir gol bulmaya çalışacaksın. Galatasaray zorlayacaksa. Çünkü Galatasaray bir yerden sonra o da oyuncu değiştirecek mecburi. Çarşamba maçı var çünkü. Hocam, Perşembe Barcelona maçı var ama e, karşılaşmadan önce işte Levent Tüzeven de vurguladı. Oyuncular biz burada da oynarız demişler. Bir rotasyon düşünmüş Torent. E, o istekli arzulu havayı zaten sahada da görüyorsunuz. Evet. 45 dakika hiç durmadan koştu gol atasaydık. Evet. Öyle de işte bir de perşembe önce. Oyunca... Ama bir de şu var hocam yani. Kondisyon antrenmanda kazanılmıyor. ya yani antrenmanda evet. kondisyon bir yere kadar. Antrenmanda mücadele edersin. Ben senden koşarım. Çok sıkıştım da bırakırım antrenmanda. Ama maç öyle değil. Maçta sıkıştım mı bırakırım yok. Yok. yok hocam. Ölene kadar koşacaksın. Bitene kadar koşacaksın. İşte o sana dayanıklılığı veriyor. O sana kondisyon dediğimiz olayı veriyor. Öteki vermiyor. Öteki hazırlıyor ona. O yüzde altmış, yüzde yetmiş. Ama maç yüzde yüze Mecbursun. Mecbursun. Başka türlü olmuyor. Doğru yerde doğru baskı yaptı Galatasaray. Ee, savunma arkasına toplar attı. Beşiktaş takımında ama çok boşluklar vardı. Ve e, çok dengesi bozuldu Beşiktaş. Hocam marka o. Ee, Galatasaray'ı arkadan iyi idare ediyor. Bunu söyleyeyim. Topları oyuna iyi sokuyor, iyi sokturuyor. Önündekilere oraya gel, buraya git konuşuyor. Marka o bayağı bir Baya bir iş yapıyor Galatasaray'da, onu söyleyeyim. Feghouli de orta sahada olur iş yaparsa, Forvet o zaman iş yapıyor. Bugün Muhammed çıktı mesela. Muhammed bugün inanılmaz işler yaptı. Stoperleri gitti, hırpaladı, topları aldı, kazandı, gol attırdı. İki iki pası da o verdi. %100 gol evet. pası verdi. Hele yani o asist ikinci yaptı. goldeki asist. Evet, ne kadar güzel. Yani Kerem'e kafayı döndürmek kaldı. Çünkü çok sert top. Yumuşak bir top değil kesik bir top attı. Bizim kesme dediğimiz daha bir hani böyle. Galatasaray ilk yarı keyif verdi. İnşallah ikinci yarı Beşiktaş da keyif verir. Çok keyifli maç izleriz. Değil mi? Yani iyi maç olur. Ben çok tempolu başladı. Ulan bu tempoyu dedi iki takım da götürür mü? Vallahi fena değil. Tempo olarak fena değil ama Beşiktaş tempoda düştü. Düştü hocam, düştü. Beşiktaş e, ilk gün evvel Galatasaray top oynadı. oynadı. Tabii. Hocam maç yaparak kazanırsın bazı şeyleri. E bir de Barcelona maçında futbol bir özgüven de getirmiş. O öyledir hocam. Böyle bu büyük tarz bu seviyede oynarsan, maçlarda oynadığın için. Büyük deyince... takımla oynamak iyidir. Niye biliyor musun? Yenilirsen büyük takıma yenildin. Bugün Barcelona'ya elenirsen elenebilirsin. burada. Tabii ki canım. Elenirsen Barcelona'ya elenmiş oluyorsun ama dandik bir takım elenirse o kötü. Tabii. O zaman çizik atıyorsun O zaman yara alıyorsun. Ulan bu takımı yenilir mi diyorsun? Ha Barcelona öyle veya böyle Barcelona. Tamam Messi'si yok, bilmem o yok, bu yok, Neymar musu yok, bilmem yok, yani yok. yok ama Barcelona yine Barcelona. Tabi. Şimdi tabii Perşembe maçını da düşünecek. Bilemiyorum ikinci yarıda 2-0'lık iki oyunu e, nasıl ekonomik kullanacak? Hem e, oyun anlamında hem oyuncu anlamında torrent göreceğiz. E, muhakkak Önder Hoca'nın da devre arasında müdahaleleri olacak. Ee, Başşuay ve Lari'nin girmesi nasıl buluyorsunuz? İçeride arkadaşlar ya şimdi Güven'le Kenan'ı kaybetmiş olur mu falan Hayır, dediler ama. Niye kaybetsin ama? abi? İyi oynayamadılar aldım abi yani. Bir şey değil bunda. bir Anormal bir şey değil. Çünkü onlar yarın dış dışa lazım olacak oyuncular. Ha seneye kalırlar yedek de kalırlar. Bakarsın girdikleri zaman iyi oynarlar yani illa bu işlerde 11'de oynarım diye bir kanun yok. ki. E, tartışılabilecek birkaç pozisyon var ama Atilla Karıolanın performansı sizce nasıldı ilk derbisinde? Karıolan futbol oynatmaya şey bir hakem yani niyeti var yani avantaj oynatayım diyor biraz ufak tefek itmelere kalkmaları veren bir hakemti bir değil. Bence iyi yorumu Hı -hı. iyi bence yani ilk çıkması bu sene bayağı iyi maçlar yönetti zor maçlar yönetti ben söyleyeyim yani. Tamam derbi falan ama bundan zor maçlar yönetti bu çocuk. İyi çıktı. Ee, pozisyonlara bakacağız görüntüler üzerinden değerli futbol severler. Sizlerden de gelen sorular var. Hepsini e, skorboardun ardından takım oyunu programında zaten detaylı bir şekilde ele alacağız, işleyeceğiz. Şu var, görüntülerde zaten işte aşağıda 5 kişi oluyoruz, 4 kişi oluyoruz, bazen 6 oluyoruz yani. Sana göre bana göre varsa hakem haklı oluyor zaten o zaman. Sana göre bana göre varsa. Ben bana göre dersem sen de sana göre dersen e, hakem birinden birini verecek abi. O zaman hakeme bir şey diyemezsin. Ama bazı pozisyonlar Çok var da, ki onlara bir şey olmaz o. Sana göre bana göre olmaz olmuyor. olmuyor. Evet. Orada zaten herkes otomatik zaten olarak ya. fikir oluyor. Evet. 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 ikinci yarıya ilişkin nasıl bir ikinci yarı başlangıcı bekliyorsunuz Beşiktaş'ın? 2-0 geride olan Beşiktaş'ın ilk çeyrek saatlik dilimde bir direnç, bir reaksiyon göstermesi beklenir mi? Biraz top çevirip biraz hafif defansa yönelik oyunuyla Beşiktaş'ın arka tarafına sarkarsa Beşiktaş'ın arka tarafı o pozisyonlarda bayağı pozisyon veriyor. Hoca ilk yarıda 5 kez Galatasaray ceza sahasına girebilmiş Beşiktaş. Galatasaray 19. Evet. Yani sadece 5 kez gelebilmek gerçekten hani Beşiktaş gibi e, ofansif açıdan da etkili bir takım açısından çok kötü bir istatistik. Ama e, tabii gelen ve ge getirmeyen diye de e, madalyonun iki ayrı yüzü var. Galatasaray iyi işler yaptı. Getirmedi. Doğru söylemek yani. lazım. Getirmedi. İyi işler yaptı. Galatasaray 45 dakikanın genelinde yani 30-35 dakikada iyi işler yaptı. Beşiktaş hiçbir şey yapamadı. Bakalım. O kadar basit. E, tabii maç 90 dakika daha oynanan birinci devre. ikinci yarı neler getirecek? Onu e, hep birlikte göreceğiz değerli e, yani Beşiktaş şöyle gözüküyor. iyi tamam da. Şimdi bakıyorsun Beşiktaş'ta skoru değiştirecek adam. Bir tane adam söylüyorsun. Gezalı söylüyorsun hoca. Evet. Ha şimdi Basuay falan girdi ne yapayım? ama Larin girdi ama onlar yokken bir tek Gezal diyorsun abi. Gezal'a biraz bastığı zaman Beşiktaş duruyor. E, maç kadrosunda tercihinde bir derbi deplasmanı olduğu da göz önüne alınırsa Önder Karaveli'yi hatalı diye Bulma, düşünebilir Bulmam Şöyle misiniz? bulmam. Abi artık Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil seneye bakacaklar abi. Ben seneye düşüneceğim. Bu maç tamam geçer ama ben seneye düşüneceğim. Evet. Bu üç takım senenin yatırımını yapacak. Artık bitti o işler. Onun için oynatacağım ya bakacağım. Bu maçta göreceğim ben güveni. Bu maçta göreceğim öteki çocuğu. Başka maçta değil. Bu maçta Bu maçta gibi Doğru. maç çok büyük maç. Doğru. Peki biz yavaş yavaş toparlayalım. Ee, takımlar da yavaş yavaş oyun alanına gelmeye hazırlanıyor. Ee, Giresun'da e, bir, -bir, bir, bir birlik. Beraberlik vardı en son görebildiğim. Yanılıyorsam arkadaşlarım bir beni düzelsinler. Orada bir birlik bir skor var. Ee, orada da Giresun-Gaziantep maçı da tabii e, son derece kritik bir karşılaşma e, oradaki skorda düşme hattını evet. yakından ilgilendiriyor e, onu da bakacağız bütün e, haftayı şöyle bir toparlayacağız zaten artık e, sonrasında önümüzdeki hafta cuma cumartesi pazar gününde bütün maçlar ama önce perşembe akşamına odaklanacağız bir sözü e, scoreboard ekibine bırakalım. Ardından takım oyununda sizlerden gelen soruları da cevaplayacağız. Maçı görüntüler eşliğinde değerlendireceğiz. Röportajlar olacak, basın toplantılarını ekrana taşıyacağız. Derbinin heyecanını karşılaşmanın ardından takım oyununda bulacaksınız diyelim ve sözü skorboarda bırakalım.